طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. Allah Azze ve Celle müminleri sever. Mümin kulları da birbirlerini sevmesini ister. Sevmenası o hürmet ederek iyi insanları bulup ziyaret ederek. Allah'a şükür Şeyh Efendi'nin sevdiği insanları sevmek güzel şeydir. Yani kimi severse onu sevmek, onun yolundan gitmek lazımdır. İyi terbiyedir, edeptir. Allah'a şükür Şeyh Efendi daha önce de bize Mahmud Efendi Hazretlerini ziyaret et demişti hayatındayken. Ondan sonra da işte şimdi kısmet oldu. Dün ziyaret ettik Allah'a şükür. Yani mübarek tam Allah'la daimi rabıta halinde mübarek Allah makamını âli etsin inşallah. Hayırlı ömürler de versin. Bu ihtiyaç var böyle insanlara. Çok hizmeti oldu. Binlerce, on binlerce insanı hidayete vesile oldu. Birkaç yere gene gittik. Onlar da Şeyh Efendi'nin eski dostları, eski ahbapları. Onların da hiç değişmeden bu çoğu insan dünya değiştiriyor onları ama bu insanlar nasıl da 40 sene, 50 sene öncese hiç değişmeden maşallah devam ediyorlar. Aynı ne dünya değişti, ne kadar şey olduysa onların çünkü hak yolu üzerine olduğu için güzel bir örnektir. Bizim onda Mehmet Şevket Ege Efendi, ona da ziyaret ettik. O Şeyh Efendi'nin çok eski dostuydu. Bundan neredeyse 50 seneye yakın önceden beri Şeyh Efendi'nin dostuydu. Şimdi de aynı şekilde devam ediyor. Hürmeti onun ilminden faydalanmak lazım ama insanlar böyle insanlardan fazla kafalarına yatmıyor. Ne için? Çünkü hakikati söylüyorlar. Nefsin sevmediği yolu gösteriyorlar. Onun için daha ağzını açmadan başlıyorlar itiraz etmeye. Edeptendir. Böyle insanlar bu kadar sene ilim, tecrübe, Allah'ın verdiği bir nur var bu insanlar. Çünkü herkeste o yok. Beğensen de beğenmesen de dinleyip de fikir alman lazım. Hemen şeytan gibi hemen itiraz etmek şeytanın işidir. Şeytan Allah Azze ve Celle'ye de hemen itiraz etti. Onun için şeytan gibi olma. Bu insanların ilminden faydalanmaya bak. Olabilir. Senin nefsine hoş gitmez ama nefsini kır, bekle. Bunda ne hikmet var? Ne için söyledi böyle? Bunda muhakkak büyük bir fayda var bize. Ama faydayı istemeyen insan bulamaz faydayı. Taşlar arasında
elmas var, onu ararsan bulursun ama hep taş diye bırakırsan senin zararına olur. Faydalanamazsın. Bu kıymetli insanlar Allah uzun ömürler versin, şah hizmetleri daim olsun. Bugünlerde şeytan yoldan çıkaran insan çok. Böyle insanlar da az kaldı. Allah onlara ömürler versin. Hayırlı insanlar yetiştirsinler. Bu nasıl kötü insanlar çoksa iyi insanlar da çok olsun inşallah. Onlara galip gelsinler. Bu duamız böyledir. Ahir zamandır tabi fesat daha fazla. Ne kadar uğraşsan da gene şeytan avanesi çok. Allah muhafaza etsin onlardan. Allah'ın şerleri kendilerine olsun. Allah bu insanlara uzun ömürler versin inşallah. Ve minallahi tevfik. El-Fatiha.